Liposakşın cildin altında yağın birikerek şekil bozukluğu oluşturmasından sonra bu bölgelerden yağın dışarı boşaltılması. Negatif basınçla yağın boşaltılması. Buna liposhaping de deniyor. Çeşitli isimler altında isimlendiriliyor ama tıp literatüründe liposakşın olarak kabul ediliyor ve bu terim kullanılıyor. Liposakşın işte basenlerde, karında, göbek bölgesinde, göbek üstü, göbek altı, bel bölgesinde, sırt bölgesinde, bacaklarda, bacak iç yüzünde, diz iç yüzlerinde biriken yağları liposakşınla dışarı alabiliyoruz ve şekli düzeltebiliyoruz. Kriteri nedir diye izleyicilerimiz soruyor. Özellikle her kilolu bayan mı yaptırabilir ya da nedir diye? Her kilolu bayan da yaptırabilir ama amacımız amacımız bir hastaya kilo verdirmek değil burada. Evet. Bunu özellikle soralım çünkü çok soru geliyor. Bana kaç kilo verdireceksiniz gibi direkt bu soruyu da soruyla muhatap oluyoruz. Diye gelen sorular var. Rejide 100 kilodan bir insanı biz 80 kiloya indiremeyiz. Liposakşında bir kural vardır. İnsan vücudunun toplam ağırlığının %10'una tekabül eden kısmı liposakşında alınabilir. Ama bütün bu %10 sadece karın ve göbek bölgesinde birikmez. Liposakşın yapıyorsunuz işte gluteal bölgeye diyelim, popoya, basenlere, göbek bölgesine vesaire. Hasta 80 kiloda 8 litre yağ çıkmadı. Çıkmayabilir. Yani çünkü o %10 diğer yerlerden de alınsa belki o rakamı biz söylüyoruz. Toplam olarak alındığında bu rakamı aşmamaya çalışırız. Çünkü ameliyat belirli bir miktarı aşarsa, liposakşında alınan yağ belirli miktarı aşarsa komplikasyon çıkma olasılığı yüksektir. Onun için de sağlıklı ameliyata giren bir insana da ameliyat sonrasında problem çıksın istemeyiz. Ve bunu da hastalara tabii ki anlatıyoruz. Yani 100 kilodan 20 kilo alacağız da siz 80 kilo yapacağız demiyoruz. Böyle bir şey anlayış olmaması lazım.